Merhaba arkadaşlar, ben Emine, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 5 tane ürünle makyaj yapacağız. Benim hani şöyle düşündüm, makyaja yeni başlayanlar olur, böyle makyaj koleksiyonu yapmak istemeyenler olur. Hani en azından çok böyle bazı malzemelerle makyaj yapabilirsiniz. Ben şöyle bir çanta ayarladım. Şimdi ben bende olan ürünleri de göstereceğim. Not aldığım, beğenilen ürünleri de size söyleyeceğim. Buraya resimlerini koyacağım, oradan da görürsünüz. Hani indirimlerde alabileceğiniz ürünler de var. Öncelikle ben cildimi bir gül suyuyla temizleyeceğim çünkü yani sabahtan beri bununlayım. Yüzümde krem falan vardı. Şimdi geldik cilt makyajına öncelikle. Cilt makyajından başlayacağım. Şimdi öncelikle makyaja yeni başlayacaksanız eğer ve hani fondöten kullanmak istemiyorsanız kapatıcı almanızı öneririm. Benimki Fit Me kapatıcı 15 numara. Maybelline Fit Me gerçekten de benim en sevdiğim kapatıcılardan birisi. Favorim yani, asla eksik olmuyor, bittikçe alıyorum. Bir diğeri de BB krem. Ben Misha'nın Perfect Cover BB kremini kullanıyorum. Yani ikisinden birisini kullanabilirsiniz eğer ki hani yeni başlıyorsanız ama fondöten almak istiyorum diyorsanız Beaulieu'nun fondötenleri bayağı öneriliyor, bayağı seviliyor. Onlara bakabilirsiniz. Gratis'te indirimde gerçekten çok uygun fiyatlara düşüyorlar. Ben bugün kapatıcıyla makyajımı yapacağım. Bir de şey var, önerebileceğim bir tane, şuraya not almıştım. L'Oreal Infallible Full Cover isimli bu kapatıcı var. O hem kapatıcı hem fondöten yerine geçiyor. Çünkü çok yoğun kapatıcılıklı bir kapatıcı. Hani eğer ki böyle atıyorum her gün mesela göz hatlarınızı kapatmak isteyebilirsiniz ya da küçük sivilce izlerinizi kapatmak isteyebilirsiniz. Renk eşitliği sağlamak isteyebilirsiniz. Ama mesela çok özel günlere gitmek istediğinizde ayrıyetten bir fondöten almak istemiyorsanız o kapatıcıyı alıp kullanabilirsiniz. Çünkü çok yoğun kapatıcılı olduğu için çok fazla kullanmanıza gerek kalmayacaktır. Bu Fit Me biraz ince yapılı, orta kapatıcılığı var. O yüzden ben bunu kullanmayı gerçekten çok seviyorum. Şimdi şöyle bir göz hatlarımı kapatayım öncelikle. Şöyle süngerle dağıtacağım. Fırça ve sünger seçimi tamamen sizin kişisel tercihiniz olduğu için bunu böyle önermiyorum ama ben süngerle yaymayı daha seviyorum. Siz daha çok kapatıcılık isterseniz tabii ki de fırçayla yaymanızı öneririm. Daha sonra tekrar kapatıcıyı alıyorum. Şöyle yüzümün genellikle orta kısmında, hani karşıdan birisi baktığında beni gördüğü kısmındaki olan bu kusurlarımı kapatacağım şimdi. Bu kapatıcıda sevdiğim bir diğer şey ise birazcık cilt tonuma yakın. Şurada sevmediğim izlerim var, onları da kapatacağım. Ya da mesela şöyle de yapabilirsiniz. Hani seyahate gideceksiniz ya da hani arkadaşınıza kalmaya ya da bir yere kalmaya gideceksiniz. O an hani yanınıza acilen böyle küçük bir çantanızı atmanız gereken hani günlük malzemeler olarak düşünebilirsiniz. Ben yani şöyle bir çanta hazırladım. Bunun içine tabii 5 tane üründen daha fazla malzeme var. Çünkü onları önermek amaçlı koydum. Ama buna böyle gayet cilt bakım ürünlerinize, makyaj ürünlerinize hani 5 tane bir makyaj ürünüyle sığdırabilirsiniz. Ve onlarla güzel bir makyaj çıkartabilirsiniz diye düşünüyorum. Ardından geldik pudralamaya. Şimdi şöyle iki tane ürünüm var benim. İkisi de palet. Genellikle böyle şeyler yapacaksanız hani pudra, allık ve bronzer şeyi paleti alabilirsiniz. Ya da bronzer, allık, highlighter, pudra kullanmak istemiyorsanız cildiniz kuruysa. Bende şöyle var. Bir tanesi Absolute New York'un Pro Contour paleti. Zaten ben bunu çok severek kullanıyorum, bronzerını. Pudrasını bilmiyorum. Renkli pudra ben pek sevmediğim için pek fazla kullanmadım açıkçası pudra olarak. Ama bugün bunu deneyebilirim. Bir de şöyle bir şeyim var, paletim var. Bu Nature Republic'in allık paleti. Eğer allık kullanmayı seviyorsanız allık bulunan bir palet almanız önemlidir. Ama eğer ki hani allık olmasın, ben bronzerla daha mutluyum diyorsanız benim gibi bronzer paleti, bronzer ve pudra paleti alabilirsiniz. Bronzer, pudra, highlighter ya da... Şöyle göstereyim. Bunda da şöyle var. Aydınlatıcı, bronzer'ı ve 6 tane allığı var. Pro Contour paleti kullanacağım. Ve size önerebileceğim Türkiye'de satılan güzel ürünlerden bir tanesi de bu Beaulieu'nun kontür paletleri, çok güzel. Hem çok ucuz küçük boyları hem de çok güzeller diye biliyorum. Çok öven oldu. Onun dışında bir de Revolution'un şu üçlü bronzer paletleri var. Onlar da çok övülüyor ve
20 liraya falan düşüyormuş indirimde. Onu da mutlaka kaçırmamanızı öneririm. Şimdi ben pudramı uygulayacağım fırçayla. Umarım göz hatlarımı grileştirmez. Şimdi geldik bronzer kısmına. Zaten ya biliyorsunuz yani ben bronzeri çok çok seviyorum. O yüzden bunu alık gibi uygulayacağım. Şöyle şu çene hatlarımdan da geçiyorum ki oraları da daha belirgin yapayım. Yani benim genellikle makyajdan istediğim her şey böyle aydan aya değişiyor. Bazen kontür istemiyorum çünkü o an mesela sivilce izlerim çok gözüme batıyor ve sevmiyorum. Bazen allık istemiyorum çünkü yanaklarımı böyle çok garip gösterdiğini düşünüyorum. Bazen hiçbirini istemiyorum, sadece highlighter uyguluyorum. Bu tamamen benim o ay ya da o gün bile değişebilir. Makyajdan ne istediğimle alakalı. Tabii ki de bu da yani sizin de mesela alışverişleriniz, aldığınız ürünler de buna göre değişecektir. O yüzden özellikle yeni başlıyorsanız dediğim gibi bu temel malzemeleri alın, deneyin. Hani siz mesela allık bulunan böyle allık aydınlatıcı ve kontür paletini almışsınızdır ve dersiniz ki işte benim pudraya ihtiyacım var ya ben bunları istemiyorum. Gider bir pudra alırsınız. Hani eklemelerini yaparsınız ama bunların bence makyaj yapmak isteyen birisinin makyaj çantasında bulunması gerektiğini düşünüyorum. Ben kameraya bakmıyormuşum 2 saatte. Ama beni anladınız. Siz diyorsunuz ki şimdi ya Emine ben her ne olursa olsun allık kullanmak istiyorum. Aldım mesela şöyle bir palet aldım. Bu palette allık yok değil mi? Hani ben başka bir palette almak istemiyorum. Ne yaparsınız? Rujlarınızı kullanırsınız. Bunu yapan birçok kişi var. Ben de şöyle Essence'in, bu hangi serisiydi bilmiyorum ama şu serisini göstereyim şöyle. Bu mat gül kurusu bir pembe. Şimdi bunu elimin üstünde deneyeceğim. Ben bronzerımı zaten uyguladığım için bunu tekrar uygulamayacağım. Fazla görünüyor olabilir ama gerçekten çok güzel. Böyle mat, hafif ışıltılı. Çok güzel böyle gül kurusu rengi bırakıyor yanaklarınızda. O yüzden bunu deneyebilirsiniz. Şimdi kaş için size iki tane ürün önereceğim. Bir tanesi Burley's'in Fix It isimli kaş pomadı. Ben bunu gerçekten çok seviyorum. Yani inanılmaz derecede severek kullanıyorum. Benim en sevdiğim kaş ürünlerinden birisi oldu. Şu ana kadar denediğim bütün kaş ürünlerimin arasında en sevdiğim. Çünkü kalıcı, kullanımı kolay. Çok çabuk kurumuyor, gitmiyor. Yani şöyle göstereyim ve ben bunu aylardır kullanıyorum. Yani 6 ayı falan geçecek. Hala bir bozulma falan, kötü koku falan yok. Gayet de güzel kullanıyorum. Ama şöyle bir şey de var. Kaşınızı taramak için bir tarağa ihtiyacınız var. Eğer ki hani bu ürünü kaşınıza sürdüğünüzde onu güzelce böyle güzelce dağıtabilmeniz için bir tarağa ihtiyacınız var. Onun için de piyasada böyle kalemli taraklı kalem, kaş kalemleri var. Şimdi şöyle bir şey var. Kaleminizi öyle düzgün seçmeniz gerekiyor ki kaş kalemi alırken. Kaş kaleminin yumuşacık olması gerekiyor ki kaşlarınızı dökmesin. Çünkü oluyor yani kaş döküyor kalemler. Asansörlü kaş kalemlerini öneririm ama biraz çabuk bitiyorlar. Ama onun dışında şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Mesela maskaranız bitti, değil mi? Maskaranızın ucunu yıkayabilirsiniz ve kullanabilirsiniz. Benim bir tane bitti, onu yapacağım çünkü benim kaş fırçam bozulmaya başladı. Denediğim bütün kaş ürünleri arasında en sevdiğim ürün bu. Ama bugün bunu deneyeceğim. Sizin için bunu uygulayacağım. Öncelikle bir kaşlarımı tarıyorum. Ve fırçanın çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Gerçekten de. Mesela kaş kalemini uyguladıktan sonra da kaş ürününüzü uyguladıktan sonra iyice taramaya çalışın ki bu ürün güzelce dağılsın. Yani şey kalıp gibi görünmesin o kaş ürünü orada. Çünkü kaşınızla bir iç içe geçmeyince sanki orada böyle çizikler görünüyormuş gibi geliyor. O yüzden olabildiğince güzel bir şekilde taramaya çalışın. Benim nacizane tavsiyem. Ben şöyle fırçamı ıslattım. Çok güzel sabitleniyor. Çok çabuk sabitleniyor. Kolay güzelce şekil verebiliyorsunuz, böyle kaldırabiliyorsunuz. Ne yapmak istiyorsanız yapabiliyorsunuz yani. Ardından geldik göze, kaşımızı bitirdiğimize göre. Göz için yapabileceğiniz şey zaten çok basit. Bronzerınızı kullanabilirsiniz. Zaten bu dönemlerde, son zamanlarda tabii renkli makyajların dışında böyle çok toprak tonları, böyle kirli tonlar falan bunlar çok meşhur. Şöyle bir katlanma bölgemden geçiyorum.
Daha sonra yapacağım şey şöyle parmağımla pudramdan alıyorum. Şöyle gözümün şu kısmında koyuyorum ki orayı bir temiz gösterelim. Tekrar böyle bir küçük bir dağıtıyorum. Ben şu gözümün şu dış köşelerine de far sürmeyi sevdiğim için yine o bronzerımın rengiyle şöyle bir dış köşemi tekrar bir gölgelendireceğim. Şimdi şöyle bir şey var. Benim için rimel vazgeçilmezdir. Hani maskara benim için vazgeçilmez bir şeydir. Ama maskaradan eyeliner de yapabilirsiniz. Şimdi onu deneyeceğiz. Ama eğer ki mesela siz ben kaşımı doldurmak zorunda değilim diyorsanız kaşınızı dolduracağınıza bir eyeliner alırsınız güzel bir tane. Biliyorsun eyelinerları bayağı revanşta yani bayağı seviliyor. Onları bir deneyebilirsiniz. Kalem eyeliner de çok seviliyor. Onun dışında ben Flormer'ınkileri kullanıyordum. Onları çok beğeniyordum açıkçası. Şimdi benim şöyle bir eyeliner fırçam var. Ben Essence'in I Love Extreme Crazy Volume'ini kullanıyorum. Bu benim en sevdiğim ama en sevdiğim rimel. Hazır mıyız? Şöyle ucundan bir alın. Bununla yapacağım kuyruğunu çünkü o birazcık kalın kaçıyor ve olmuyor. Evet, gördüğünüz gibi eyeliner'ımı çektim. Şöyle. İşte olmadılar kesin. Yani. Yo, işte oldular. Ardından benim yaptığım bir şeydir bu. Şöyle. Şuradan geçiyorum ve hani orayı böyle keskinleştiriyorum. Şimdi geldik maskaraya. Dediğim gibi zaten eyeliner'ımı çektiğim maskarayı süreceğim. I Love Extreme Essence'in. Bu 20 lira. Essence'de çok fazla indirim olmuyor açıkçası. Bu da 20 lira genellikle. O yüzden ben şey öneririm size. Beerus'in maskaraları da gerçekten çok seviliyor. Fake It seviliyor. Ben Fake It hiç sevmedim. Onları deneyebilirsiniz istiyorsanız ama ben Essence'ciyim açıkçası. Ya da Maybelline'in maskaraları da var. Ben şöyle fazlalığını alıyorum her zaman çünkü biraz fazla ıslak oluyor. Gördüğünüz gibi maskaramı da uyguladım. Şimdi sıra geldi dudaklara. Artık güneş batmadan önce dudaklarımı halletmek istiyorum. Şöyle 4 tane öneride bulunacağım. Konuşamıyorum, asla konuşamıyorum. Şöyle 4 tane öneride bulunacağım size. Şimdi bir tanesi Tint. Bu Peri Pera'nınki. Büyük ihtimal Watsons'ta vardır diye biliyorum. Şöyle su gibi zaten görüyorsunuz. Böyle sürdüğünüzde çok saydam ama gittikçe kuruyan bir yapıya bürünüyor. Şöyle dağıtabiliyorsunuz. Bunu allık olarak da kullanabilirsiniz. Şu Benetintler gibi. Şöyle mat bir ruj var ama siz bunu likit mat ruj olarak da düşünebilirsiniz. Yani bu tamamen sizin keyfinize kalmış. Bu I Mean markasının şöyle TikTok şeylerinden böyle kalem gibi. Bunu göstermiştim bir kere daha. Çok tatlı kalpli bir ucu var. Benim farkındaysanız bütün böyle rujlarım turuncumsu. Ben turuncu çok seviyorum. Şöyle göstereyim. Bu böyle tamamen mat ama kremsi bir yapıya sahip. Ardından biraz önce gösterdiğim Essence'in daha böyle pembemsi, daha satenimsi yapıda olan ruju. Onu da şöyle süreyim. Şuradaki gül kurusu rengi var. Ve en son olarak da burada daha yeni aldığım bir ürün var ama. Ve Tambay'ın lip glosslarından şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi simli lip glosslardan. Şimdi ilk defa açıyorum. Görüyorsunuz tertemiz. Vişne gibi kokuyor. Ay çok güzel kokuyorsun sen annem. Şöyle göstereyim şurada. Umarım görebiliyorsunuzdur. Eğer ki dudağınızın kendinden böyle güzel bir pigmenti varsa ve dudağınızı büyük gösterme derdinde değilseniz benim gibi böyle lip glosslar kullanabilirsiniz. Ya da hani ekstra olmasını istiyorsanız bunu ekstradan alırsınız. Böyle bir rujun üstünde kullanabilirsiniz. Daha böyle parlatıcılığı böyle baby girl lookları seviyorsanız. Neden bu kadar İngilizce konuştum bilmiyorum ama ben bugün bu I Am Me markasının bu TikTok
dudak kaleminden kullanacağım. Benim makyajım bitti, artık güneş de gitti. O halde benim kaçma vaktim de geldi demektir. Sizin için hazırladığım 5 ürünle makyaj bu şekilde oldu. Umarım işinize yaramış bir video olmuştur. Umarım eğlenerek ve beğenerek izlemişsinizdir. Beni desteklemek isterseniz kanalıma abone olup videoyu beğenip yorum yazabilirsiniz. Benimle paylaşabilirsiniz düşüncelerinizi. Eğer sizin hani böyle 5 tane ürünle bir makyaj çantası oluşturma fikriniz varsa bunlar hangi ürünler olur bizimle paylaşırsanız çok sevinirim. Her neyse bu şekildeydi. 5 ürünle makyaj çantamı bu şekilde hazırladım. Bu şekilde bir makyaj yaptım. Dediğim gibi umarım eğlenerek beğenerek izlemişsinizdir. Hepinizi çok 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 seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.